Tak, tak. Selam arkadaşlar, yeni bir videoma hoş geldiniz. Bu vlogu izletmenin bir önceki vlog olarak atacağım inşallah. Bugün eşimle lahmacun yapacağız, daha doğrusu o yapacak. Sırf içi ben hazırlayacağım. O şimdi işten geldi, yarım saat yatacak. Sonra beraber lahmacun yapacağız. Yani eşim daha doğrusu servis yapacak. Arkadaşlar, sizi şöyle yerleştirdim. Malzemeleri göstereceğim. Bir kısa video çektim aslında. Burada 600 grama yakın, belki biraz daha fazla kıymamız var. Dana kıyması. Burada bir demetten biraz yarım yani kaldı. Maydanoz var. Burada 3 tane biberimiz, 2-3 diş sarımsak, 2 tane büyük soğan ve 3,5 tane de kırmızı domatesimiz var. Sonra karabiber, tuz, kırmızı toz biber, bir çay bardağı sıvı yağ ve 1,5 kaşık da salçamız var. Bu karışık, hem domates hem de biber salçası. Şimdi önce bunları mikserden geçireceğim. Bunu da bakalım, ikinci kez kullanacağım yeni mikseri. Önce soğanlarımızla başlamak istiyorum. Ama bunu hızlı hızlı yapacağım. Mixini ettikten sonra size geri yavaşlandıracağım. Hızlandırılmış şekilde gördüğünüz üzere bütün malzemeleri rondodan geçirdim. Böyle hepsini böyle koydum. Kırmızı biberim yoktu maalesef. O yüzden bol domates aldım. Zaten pul biber de gireceği için içine. Şimdi bunları yoğuracağım. İçine salçamızı koyuyorum. Biraz sıyıralım salçamızı. Çıkmadı. Ondan sonra bir çay bardağı sıvı yağ biraz koyayım. Sonra karıştırınca biraz daha koyacağım. Şimdi normalde ben göz kararı yaparım her şeyi. Asla şey yapmam. Ama şimdi 1, 2,5 3 tane de böyle tuz ekledim. Biraz da karabiber
ekleyeceğim. Ve kırmızı pul biber. Yani toz biber, özür. Şimdi bunları böyle elimle yoğuracağım. Bismillahirrahmanirrahim. İçinde soğan kalmış. Bunu almam lazım. Neden mi eşim yapıyor? Çünkü bizim evde hamur işlerini çoğunlukla eşim yapıyor. Yani hepsini o yapmıyor ama hamurunu, o yoğurmayı seviyor. Çünkü kendi eskiden bekarayda çalışmış. Yani nasıl diyeyim, ekmek yapmış. Fırında çalışmış. Ha böyle. Fırında çalışmış ve böyle şeyleri de gerçekten aşırı güzel yapıyor. Ellerine sağlık. O yüzden eşimin hakkını asla yiyemem ama... Şimdi bu içi normalde hep beraber hazırlıyorduk ama o bizi yarım saat uyusun. Onu saat 5'te kaldıracağım. Sonra bakalım izin verirse çekerim. İzin vermezse saklıca çekerim. Şöyle bunu da koyalım. Biraz şey olsun, suyu olsun. Bu arada elimi de yıkadım. Böyle küçük küçük parçalar kalmış. Evet. Neyse. Şimdi bunu folyeye çekip birazcık dinlendireceğim. Şöyle birbirine güzelce yedirmiş olduk. Bu arada çok güzel kokuyor. Üstüne folyeyi çekip ekleteceğim. Şöyle küçük küçük domatesler kalmış biraz. Onları içine bırakıyorum. Şimdi üstüne hemen şu folyemizi çekelim. Ondan sonra bekletmeye alalım. Folye de mübarek. Nasıl bir folyeyse açılmıyor. Yanmasını yapalım. Her yeri güzelce kapanmış oldu şimdi. Üstüne de şu bezi örtelim. Ve bekleyelim. Sonra görüşmek üzere. Evet, şimdi Halit onu yapacak, yoğuracak. Bu arada içimiz de dinlendi. Kaç kovacım bardak? 5-6 bardak. Beş buçuk bardak un koydum. Üstüne ne kadar su koyuyorsun? Toplamda 2 bardak olacak. Toplamda 2 bardak olacak da. 1 bardağı ilk başta koyacağız. Hı hı. Elim kelleden un getirmem lazım. Şimdiden getir o zaman. Ne kadar tuz? Bir yemek kaşığı tuz. Getiriyorum. Bir yemek kaşığı da tuz. Burada su da kaynattım yoksa alık istiyorsan. Bir bardak daha su koydun değil mi? Hı. Becerebileceğiz mi? Sen hep beceriyorsun bu işleri.
Şeker koymadın değil mi? Onun için. Sırf tuz. Tuz. Su ve o. Evet, biraz sonra belki. Kendi bir şey ettikten sonra biraz yağ koyarız. Hep un tozu yiyor musun? Hep un tozu yiyor kameranın önünde. Hı? Sen odana git. Beni niye kaktırıyorsun? Hı? Babayı video çekeceğim. Odana git. Sen bir ağzını sil, yoğurt yedin. Sil ağzını bence. Ondan mı sileceğim? Ondan. Aferin. Yormaya başladınız mı? Evet, yormaya başlamış. Şimdi un lazım mı sana? Hayır, nicht. Nicht. Bir tabak. Tamam, aşağı. Şunu... Aşkım, o bardağı üçüncü kez düşürün. Buradan şuraya koysana. Efendim kızım? Şimdi yoğuruyor kendileri. Şu bardağı da şuradan çekelim. Ne arıyorsun? Öbür undan yoksa öbür mu? Ondan da olur. Yapma kızım. Hangi undan? Öbür ince undan. Yok ki, kelada un var. Getireyim mi diyorum sana? Sen şimdi un lazım mı sana? Mecbur lazım çünkü şey yapmam lazım. Biraz açma şey yapmam lazım. Biraz git. Arkadaşlar, ben hemen kelleye gitmem lazım. Bakın nasıl yağmur yağıyor yine. Her Allah'ın günü yağmur yağıyor. Şimdi ben hemen kelleye koşuyorum. Ve onu getireceğim. Bu arada Halit çaktırmıyor ki onun iş, yani onunla iyi şeyler yapabildiğine. Güya ilk kez yapıyormuş gibi gösteriyor. Bakalım. Adam 2 dakikada yoğurdu maşallah. Sen çay dondurayım mı? Yok, hiçbir şey yok. Bitti zaten şimdi. Bu lazım değil mi? Yok. Ya anlat aşkım, ne yapın? Nasıl anlatayım? Ece, şimdi bunu böyle yapıyorum. Şimdi... Biraz sesli konuş. Beze yapmak için hamuru yoğuracağız. Şöyle uzun bir şekilde. Sonra... Hepsini aynı büyüklükte keseceğiz. Şurayı bir silip lazım. Önce bunu al aşkım. Hepsini aynı büyüklükte keselim. Bardak azmıyor? Yok. Yok şimdi. Aman Allah'ım. Şimdi size hızlandırılmış şekilde bunları göstereceğiz. Bezi yaparken insan gösterir günlerimizi sevik. Yok, şimdi bunu keserken dedim sadece aşkım. Çok. Belki de hızlandırmam burayı ya. Bilemiyorum. Yani dikkat et. Bezeye başladın mı? Şimdi başlayacağım. Orada görürsün. Şimdi yapalım. Evet, şimdi bezeye başladı Halit Çelik. Nasıl yaptığını da gösterir misin? Nasıl yaptığımı göstereyim. Yani. Ben de öğrenmek istiyorum. Şöyle elinin şu dış cephesini kullanıyorsun. Hı hı. Bastırarak elinin içinde yuvarlıyorsun. Anladım. Ama hep altına bastırarak, yani elin yukarısı hiçbir görev görmüyor. Aşağısı. İttiriyorum, çekiyorum. İttiriyorum, çekiyorum. İttiriyorum, çekiyorum. En sonunda şöyle bırakıyoruz. Evet, kameraya da gösterelim. Sıkı olması lazım. Aynen, bayağı da sıkı. Atsam düşecek top gibi. Bunun altını unlaman lazım değil miydi önce? Şu tarafa koyacağım için. Herhalde niye çekiyorum? Direkt buraya ataydım. Dur, şöyle yapalım. Biraz un atalım oraya.
unlu olursa şurası açması zor olur. Şey açması diyorum. Meze açması zor olur. Meze mi? Beze. Unlu oldu mu da kayar. Kaymayacak, yapışacak ki elinden şey yapacağız. Yani herkesin kendine göre şey var ama. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere benim kocam yapıyor bu işi, size demiştim. Şu an hepsini meze haline getirdi. Çok güzel mezeler yapıyor bu arada. Bezeler yapıyor. Bunları şimdi kapatıyoruz. O bir çay molası veriyor. Bir 5-10 dakika böyle dursun dedi. Evet, şimdi Halit başladı. Sakın. Bilmiyorum ki nerede kurulacak. Tamam kız. Evet, hep beraber yardım ediyoruz. Şu an elinden biraz açtı ama sizi hemen buraya koyuyorum. Gel kocama. Yok, bir tane sandalye getirin. Dur. Bıraksana. Dur gel. Kız, sandalye getirin bir tane. Üstüne çıkın. Gel. Kavga edeceklerdi sandalyenin üstünde. Gel. Çık üstüne. Çık. Hadi bakayım. Ne kızım? Ben. Dur, önce sen, baba yapacak, sen bakacaksın. Sen bak birazcık, tamam mı? Baba nasıl yapıyor, bak. Bak. Ben de. Sen ama birazcık izlemen lazım kızım. Bu şeyin altını açıyor mu? Ben de. Biz böyle yapacağız, sonra anneye vereceğiz. Anne de bize Döşeyecek. Ondan sonra ham yapacağız, mamma yiyeceğiz, tamam mı kızım? Ne kadar güzel olmuş Hamur. Ben şimdi kitabı yapıyorum. Çok güzel olmuş kızım. Ben de. Tamam, biraz bekle, sana da vereceğim. Esin, ver. Benim güzel kızlarıma. Sen de yap Esli'ne. Aferin. Hep beraber yapıyoruz. Buraya da bir tanesini koyduk. Şu an biçecek. Işık neden yok? Işık. Şöyle. Bakın. Burada pişmeyi aldık. Halit bana buraya veriyor. Ben de buradan dizip kızlarıma. Aç kızım böyle. Çok evet arkadaşlar, ikimiz yaptık. Hadi böyle oldu. Anne. Anneciğim. Pizza yapıyorum. Pizza mı yapıyorsun? Pizza yapıyorum. Şimdi bir tane de burada tavada yapıyoruz. Çünkü bu çok yavaş ve hızlı bir şekilde yapıyor altını. Yap. Ekmeğimizi pişirmek. Kıymasını pişirmeden yapınca. Var mı bu mu? Burada da çalışıyorlar. Güzel. Evet.
Evet, artık böyle uzunlamasını açıyor Halit. Çünkü pizza fanı yoksa sığmadığı için. İki sığmadığı için. Tek tek sığmadığı için. Yuvarlak. İki sığmadığı için. Tamam, tek tek yuvarlak yaptığın için sığmadığı için. Evet. Bezeleri niye böyle yaptın, yere bozdun? Kurudu ya. Üstünü çocuklar şeyini aldı üstünü. Bezini. Kurudu diye aldım. Çevirdim yani. Burada lahmacunlarımız böyle. Oldu bayağı. Bu biraz yanmış. Şöyle size göstereyim. Burada da böyle içine için hazırladık. Hem tavada hem burada yapıyoruz. Son 3 tane kaldı ama eşim dedi bir tane şurufları yumurtalı yapacağım. Bakalım nasıl yapacak. Allah razı olsun, iyi yapıyor kendileri. Şöyle göstereyim. Şöyle. İşte şöyle biraz içim kaldı. Bunu da şu Ikea buzdolabı torbalarına koyacağım zaten. Az bir gün kıymalı falan yumurta yaparsam bunu kullanabilirim. Arkadaşlar, bildiğiniz üzere benim komşum hamile. Bana da böyle bir tane tabak hazırladım. Şimdi yukarı götüreceğim ona. Afiyetle yesin inşallah. Arkadaşlar, ben eve geldim. Bakın, Halit yumurtalıyı da yapmış. Ama o biraz akmış. Çekilmeyin, önümüzde duruyorsunuz. Yapamıyorum. Oo, nein. Burayı da akıtmışsın aşkım. Çocuklardan yapamadım ki. Tabi canım. Baksana şey oldu. Bu da pişmiş, bunun altında kabır oldu. Çekil kızım. Çekil. Oraya da mı damlattın? Olayın olayın. Ne yapıyorsun? Geyim. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Halit ne güzel bize lahmacunlar yaptı. Eline sağlık Lokman. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.